Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce hain saldırı sonucu şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı dilerim. Rabbim Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun. Bugün kişisel verileri korumak kurumu bütçesini değerlendirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. En basit tanımıyla bireylerin kimliklerini bilinir hale getiren her türlü bilgi kişisel veridir. 20. yüzyılın sonlarına doğru hızlanan teknolojik gelişmeler 21. yüzyılda ivmesini arttırmış, bu insanlık bu ivmeye çok çabuk adapte olmuştur. Siber atılım ve geniş veri havuzlarına doğru basamaklar son 15 yılda ikişer ikişer çıkılmıştır. Kapitalizm ve emperyallerin dijital savaşı başlattığı böyle bir dönemde üzerine konuştuğumuz kişisel verilerin korunması kavramı ülkelerin geleceğine ait plan ve programlamaları başında yer almalı ve baş döndürücü ivme karşısında devletlerin aldıkları tedbirler ve altyapı hazırlıkları sürekli yenilenmelidir. Ülkemizde kişisel verilerin korunması 2016 yılında kanunlaşarak gerekli düzenlemelere tam zamanında başlanmıştır. Türkiye'de gerekli tedbirlerin alındığı, hukuksal altyapının genişçe düzenlendiği bu süreçte kişisel verileri koruma kanun kurumunun en önemli çalışması toplumda farkındalık oluşturması üzerinedir. Kanunlarla korumaya çalışılan kişisel verinin kredi kartı bilgilerinden arkadaş ortamında çekilen bir fotoğrafa kadar uzandığını bilinmesi her vatandaşın farkında olması gereken kavramlardır. Bugün bir sitede aidat borcunun ortak pardon. Kapitalizmin ve emperyalizmin dijital savaşı başladığı böyle bir dönemde üzerine konuştuğumuz kişisel verinin korunması kavramı ülkelerin geleceğine ait plan ve programların başında yer almalı ve bu baş döndürücü ivme karşısında devletlerin aldıkları tedbirler ve altyapı hazırlıkları sürekli yenilenmelidir. Ülkemizde kişisel verinin korunması 2016 yılında kanunlaşarak gerekli düzenlemeler tam zamanda başlanmıştır. Türkiye'nin gerekli tedbirleri alındığı, hukuksal altyapının genişçe düzenlendiği bu süreçte kişisel verinin koruma kanunu önemli çalışması toplumda farkında oluşmak üzerindedir. Hızlanmak zorundayım. Kanunlarda korumaya çalışılan kişisel verinin kredi kartı bilgilerinde arkadaş ortamında çekilen bir fotoğrafa kadar uzandığı bilmesi her vatandaşın farkında olması gereken kavramlardır. Bugün bir sebep aidat borcunun ortak alanlarda ifşa edilmesi kişisel bilgilerin paylaşımını sayılarak kişisel verinin koruma kanunu ihlal etmektedir. Gelişen dünyada kültürümüze muhafaza etmekte ne kadar zorlandığımız bir göstergesi de maalesef bu tür değerlerin toplumsal norm ve gelenekler korunamayıp kanuna ihtiyaç duyacak kadar bozulmuş olmasıdır. Halbuki ahilik, imece kavramları ve gücendirilmeme Türk toplumunun yapısının harcıdır. Sayın milletvekilleri, kişisel verinin korunmasını esas gündeme getiren durum sanal alemin yaygınlaşmasıdır. Bilgi çağının zirvesini yaşadığımızı zannettiğimiz bir dönemde pandemi ile siber hayat esas zirvesini görmüş, gerek ülkemizde gerek dünyada evlerine kalan insanlar sanal alemde zorunlu olarak teşviki mesai arttırmıştır. Hayata dair hemen hemen her alanda yaptığımız e-ticaret ile gelişigüzel tıklamalar ve dijital ayak izleri kayıt edilmekte sistemler aracılığıyla anlam kazanarak ortak havuza saklanmaktadır. Toplum mühendisleri silah olarak kullanabileceği bu bilgileri artık kolaylıkla bu havuzlarda elde edilmektedir. Peki bu havuzlar nerede, kimde, kimin kontrolündedir? Burada en önemli nokta halen ekonomik eşitsizlikler, fiziki sınırlar, ırksal ve dinsel ayrımlar gerçek hayatta bütün varlığıyla devam ederken teknolojinin sunduğu sanal dünya bütün eşitsizlikleri ortadan kaldırmakta. Kendi gerçeğini yaşamayan insana sanal alemde sunulan eşitlik ve kolaylık bağımlılık düzeyinde bir mutluluk getirmektedir. Bu kadar kolaylık Anadolu'da bir deyim hatırlatmaktadır. Peynir büyük, mesafe kısaysa fare bu durumu bir kere daha düşünmelidir denir. İnsan fıtratı yoğrulup şekillendirilebilir. Veri havuzlarında yapay zeka ile toplulukların sosyo-kültürel seviyesine göre algıları yönetip alışıları alıştıran makul ve normalleşmiş gibi yönlendirilmektedir. Bu durumda kimliği, yönelimleri, sevdikleri, satın aldıkları, merak ettikleri, korktukları hepsi bir şekilde analiz edebilen insanın analiz edenler tarafından istediği şekilde yoğrulması hiç de zor olmamalıdır. İnsan hayatının gelişimini bir yapay zeka tarafından yönlendirilerek geliştirmesi tehdidi korkutucudur. Ve bir komplo teorisi değildir. Devletlerin kurumlarını, vatandaşlarını ve kimliklerini koruyabilmeleri için verileri kendilerine iyi analiz edebilmeli, toplumsal dönüşüm içerisinde ortaya çıkan zaaf ve değişimleri kamu yararına yönlendirilmelidir. Devletin üzerine düşen bu sorumluluk vatandaşımıza da düşmektedir. Zira sanal ortamda oluşturulan yapay gerçeklik, toplum hayatının doğal ve kültürel akışında olmayan fikir ve dinamikleriyle örtümselenebilmekte, toplum menfaatleri önüne fert menfaatlerinin geçtiği egoist yaklaşımla körüklenmektedir. Dijitalle ve yapay zeka ile toplumun 5.0 dönüşümünün yaşandığı yeni süper akıllı toplum modelinde Türkiye insan merkezi ve en verimli şekilde yerini almalıdır. Bunun için genç ve dinamik nüfusun dijital dünyaya hızlı uyumunun avantajları kullanılmalıdır. Sağlam bir altyapı ve güvenlik duvarıyla ulusal sistemin kurularak toplum modelinin oluşumunda kendi kuralı oynayan en başarılı oyuncu olmalıdır. Artık atlıyorum. Türkiye E-Devlet, E-Nabız ve Hayat Eve Sığar gibi uygulamalarıyla kamusal alanında büyük hizmetler sağlamıştır. HES kodu uygulamasının magazinsel yorumlarına rağmen pandemide virüs sayımının kontrol edilmesindeki faydası kaçınılmaz bir gerçektir. Söz konusu yorumlar uygulamanın yaklaşması geciktirse de vatandaşlarımız da kişisel veri kavramının öneme dair farklar oluşturmuştur. Bütün bu uygulamalarla elde edilen bütün verilerin muhafazası da bugüne kadar oldukça...
Buyurun toparlayın, buyurun. Aynı şekilde devam ettirilmelidir. Devletine güvenen bir millet, bu güvenle halkın istikrarla başarıyı götüren bir devlet ile ülkemizin hak ettiği, hakkın vaat ettiği günleri yakında göreceğimize inancımız tamdır. Bu vesileyle 2022 yılı bütçesinin Necip Türk milletine hayırlı olmasını temenni eder, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.